Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere kuşlarıma neler yediriyorum, neler içiriyorum bu konuda bilgiler vereceğim. İlk olarak kuşlarıma yedirmiş olduğum tohumlarla başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir tabak hazırladım sizlere tanıtmak için. Gördüğünüz gibi içerisinde her türlü yem mevcut. Temel yem olarak arkadaşlar standart yemler satılıyor muhabbet kuşları için. Sizler de bilirsiniz zaten. İçerisinde aktarı çeşitleri oluyor. Çekirdek ve çeşitli tohumlar oluyor. Gördüğünüz gibi aktarı var, sarıdarı var, kendir gibi tohumlar var, çekirdek var içerisinde. Temel olarak sultan papağanı, cennet papağanı, muhabbet kuşu, bengal ispinozu, golden finch gibi kuşlarıma bundan veriyorum. Tabii ki kuşlarımın özel olarak sevmiş olduğu bazı tohumlar var. İçerisine onlardan da karıştırıyorum yoğun olarak. Örneğin yaz aylarında serinletme özelliğinden dolayı bu şekilde yulaflar var. Yulaf tohumu olarak geçiyor. Kuşlar yiyor arkadaşlar bunu. Bunun serinletici özelliği var. Kolay sindiriliyor. Bunlardan alarak yaz aylarında özellikle de bol olarak kuşlarınıza verebilirsiniz. Ben yemlerin içerisine yulaf da karıştırıyorum kuşlarımın. Bir de arkadaşlar aktarı var. Özellikle bengal ispinozu, hint bülbülü, golden finch gibi kuşlarım bu aktarıyı çok seviyorlar. Bu da yaz aylarında kolay sindiriliyor. Kuşlarınıza bundan da karıştırabilirsiniz yemlerin içerisine. Muhabbet kuşlarında yemiş olduğu temel yemlerden bir tanesidir aktarı. Bunun dışında şöyle kendir tohumu var. Bunu yeni almış olduğum kuşlar var arkadaşlar. Çimen paraketi olarak geçiyor. Önümüzdeki günlerde sizlere de göstereceğim o kuşlarımı. O kuşların bu kendir tohumunu çok seviyorlar. Aynı zamanda yulafı da çok seviyorlar. Onlara bunlardan karışım yapıyorum. Bir de şöyle çekirdekler var papağanlarımın. Bakın böyle tuzsuz papağan çekirdekleri satılır pet shoplarda. Kuşlarınıza kesinlikle tuzlu olan çekirdeklerden vermeyin. Çünkü tuzlu olan çekirdekler kuşların hastalanmasına neden olabiliyor. Onlar için bu şekilde siyah ya da beyaz pet shoplarda satılan çekirdeklerden var. Bunların kilosu 5-6 lira civarında. Bunlardan alarak kuşlarınıza verebilirsiniz. Zaten fiyatları çok uygun arkadaşlar bu yemlerin. Azar azar alırsanız kuşlarınızın yemliklerine de azar azar karıştırırsınız. Tek başına bu yeterli olmuyor muhabbet kuşu yemi. Bazı vitaminlerden yoksun kalıyorlar çünkü. Yani tek başına bunu vermeyin. Az az bu diğer yemlerden de alın. İçerisine sevmiş olduğu tohumlara göre bir karışım yaparsınız az ya da çok. Onu artık kuşunuzun hangi tohumları sevip sevmediğine göre belirlersiniz. Bunun dışında kanaryalarıma vermiş olduğum kanarya yemi var. Bu kanarya yemini aynı zamanda sultan papağanım da çok seviyor. Sultan papağanının yemine de bundan az miktar karıştırıyorum bu kanarya yeminden arkadaşlar. Kanarya yemini çok severek tüketiyorlar ancak içerisinde sıcaktan nemden dolayı böcekler oluşmuş arkadaşlar. Bunu artık atmanın vakti gelmiş. Uzun zamandır vermiyordum. Gördüğünüz gibi içinde böcekler geziyor. Yani bu yem artık nemlenmiş ve böcek oluşumuna elverişli hale gelmiş. Yaz aylarında çok sık bir şekilde oluyor. Tabii ki bu yemleri kuşlarıma az miktarda verdiğim için 2 ay falan oldu bunu alalı. O yüzden böceklenmesi de gayet normal bir durum arkadaşlar. Yemin dışında şu şekilde kuş kumları var. Bunlar da genelde bu şekilde satılır ya da markalara ait kutuların içerisinde satılır. Bu kuş kumları da kuşların yemiş oldukları besinleri sindirebilmesini sağlıyor. Bunu çok fazla yemezler. Taşlıklarında birikiyor arkadaşlar bu.
Bunu bir kere yedikleri zaman 5-6 ay boyunca kursaklarında kalıyor ve yemiş oldukları besinleri öğütebilmelerini sağlıyor. Bunlardan da kesinlikle kafes içerisinde küçük bir yemlikte bulundurun. Kuş kumunun dışında kalamar kemiği var. Kalamar kemiği de çok önemli. Bu kalamar kemikleri arkadaşlar kuşlarımızın hem gagalarını törpülemesini sağlıyor hem de kalsiyum ihtiyacını, D vitamini ihtiyacını karşılamasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi böyle kemik şeklinde oluyor genelde. Uçları sivri oluyor. Fiyatları da 1-2 lira civarında. Zaten bir kez aldığınızda uzun süre boyunca, 1-2 ay boyunca kafeste tüketmiyorlar bunu. Yani uzun vadede kullanıyorlar. Her zaman yemezler. Özellikle de üreme dönemindeki kuşlar çok fazla tüketiyorlar bunu. Yumurta kabuğu oluşumu açısından. Bir de bunların alçıdan olanları var. Onu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü alçı organik bir madde olmadığı için kuşlarımızın sağlığı açısından zararlı olabilir. Böyle kalamar kemiği kullanırsanız kuşlarınız için daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında kuşlarıma meyveler, sebzeler veriyorum. Bugünün menüsünde havuç ve salatalık var arkadaşlar. Mümkün olduğunca farklı çeşitleri vermeye çalışıyorum. Meyveyi çok fazla vermeyin kuşlarınıza. Yine salatalık, elma, portakal, armut gibi kendi yemiş olduğum meyvelerden ve kuşlar için zararlı olmayanlarından kuşlarıma da vermeye çalışıyorum haftada 2 kez. Fazla verdiğiniz takdirde ishal olabiliyor kuşlarda. O yüzden çok fazla vermenizi tavsiye etmem. Haftada 2 kez kuşlarınızın vitamin ihtiyacını karşılayabilmesi açısından yeterli olacaktır. Marul da verebilirsiniz yine. Marulu da severek yiyorlar. Aynı zamanda marul yapraklarının arasında yıkanmayı da çok seviyorlar. Yıkanmış oldukları banyolukların içerisine de koyabilirsiniz arkadaşlar. Marul yapraklarından. Bunları bu şekilde doğruyorum genelde. Kafeslerde telleri var. O tellere bunlardan çeşit çeşit takıyorum. İstediklerini yiyorlar arkadaşlar. Meyvenin dışında vitaminleri var kuşlarımın. Onları da şu şekilde göstereyim sizlere yakından. Bu B vitamini. B vitaminini genelde tüy dökümünde olan kuşlarım için kullanıyorum. B vitamini arkadaşlar kuşların tüy dökümlerinde tüy dökümünden hızlı bir şekilde çıkmasını ve yeni tüylerinin sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Bunu aldığınız zaman üzerinde kullanım talimatı yazar. Kullanım talimatına göre suluklarına damlatırsınız. Ben tüy dönemlerinde 2-3 günde bir suluklarına damlatıyorum bundan. Bunu damlattığınız zaman su sadece bir gün durması gerekiyor sulukta. Sonra suyunu tekrar tazelemeniz gerekiyor arkadaşlar. B vitaminini tüy döküm dönemlerinde kuşlarınız için kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ishal ilacı var. İshal ilacını da yine pet shoplarda bulabilirsiniz. Bu şekilde damla olarak satılıyor. İshal olan kuşlarınıza, suluklarına, kullanım talimatına göre bunlardan damlatabilirsiniz. Evde ne yapabiliriz? Evde de doğal olarak ishale karşı kuşlarınızın suluklarına 1-2 damla çok fazla olmayacak şekilde elma sirkesi damlatırsanız kuşların bağırsaklarındaki parazitleri temizliyor ve ishalden de kurtulmasını sağlıyor. Elma sirkesi gerçekten çok faydalı. Suyun içerisine katarak, sprey kutusuna katarak az miktarda suyun içerisine. Kuşlarınızın tüylerine de sıkarsanız arada sırada parazitlere karşı da çok etkili bir yöntemdir. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim elma sirkesini. Bunun dışında farklı vitaminlerin karışımından oluşan vitamin çözeltileri satılıyor pet shoplarda. Bunlardan da yine üzerinde yazan talimata göre suyun içerisine damlatıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisinde C, D, A, B vitamini gibi çok farklı vitaminlerin karışımı oluyor. Yine bunun üzerinde de yazar kullanım talimatı. Kullanım talimatının dışına çıkmayın çünkü aksi takdirde kuşlarınız zarar görebilir. Bunlardan da alırsanız kuşlarınızın her türlü vitamin ihtiyacını karşılamış olursunuz arkadaşlar. Kuşlarım için ben bunları veriyorum. Önümüzdeki günlerde de sizlere
Avustralya bölgesinde yaşayan çimen paraketlerini tanıtacağım. Mutlaka o videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Büyük ihtimal yarın ya da ertesi gün olabilir arkadaşlar. Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram adresim Ünal Vlog olarak geçiyor. U olarak yazılıyor arkadaşlar. Ünal Vlog yazarsanız Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bugün sizlere kuşlarıma yedirmiş olduğum besinler hakkında, tohumlar hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.